Sağlığınızı koruyun. Sağlığınızı pazarlık konusu yaptırmayın. İyi akşamlar değerli izleyenler. Türkiye cadı kazanına dönmüş durumda. Ergenekon, suikast iddiaları, kozmik oda aramaları derken at izi it izine karıştı. Herkesin kafası karışık. Bu süreçte ağızlarından demokrasi ve insan haklarını eksik etmeyenler Amerika'nın bölgesel taşeronluğunu da yapmaya devam ediyor. 9.06 geçe hepiniz hoş geldiniz. Bu karmaşık süreçte belki de bu dönemi en iyi anlatacak kişi bugün konuğumuz. Sayın Mümtaz Soysal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ersen, sen de hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Şimdi abi, benim kafamı karıştıran bir şey var. Hep karışık kafam. Öyle, öyle. O yüzden tepki de alıyoruz. Şimdi öyle aydınlar var ki her taşın altında bir darbeci arıyorlar. Her taşın altında Ergenekoncu arıyorlar. Ama bu insanlar nedense bu aydınlar bir de tekel işçilerine yapılanları görmüyorlar. Veya cemaatçi yapılanmayı görmüyorlar. Sen neler düşünüyorsun bu aydınlar hakkında? Vallahi o aydınların ne yaptıklarını çok bilmiyorum ama şunu biliyorum. Şimdi bu organik tarım diye çok meşhur moda bir şey var biliyorsun. Evet, herkes evet, her şeyin organiğini bulmakla meşgul. Bu aydının organiğini acaba satan bir yer var mı onu bilmiyorum. Bir de bu sonradan çakılmıyor biliyorsun. Buradan bir izleyicimiz bize öyle bir mesaj göndermiş. Aydına sonradan omurga çakılması mümkün müdür diye. Herhalde bu mümkün değil ama şunu biliyorum. Bugün Mümtaz bir hocayla beraberiz. Evet. İşte o Mümtaz bir hocayla beraber olmanın gururunda yaşıyoruz. Gururunu yaşayalım ve oradan bilgi paylaşmayı çabalayalım diye düşünüyorum. Hocam, bu arada izleyicilerimize öncelikle şeyi paylaşalım. Sizin için Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiyeliler Birliği bir yeni armağan kitabı hazırladı. Cem Eroğlu Hoca'nın, İlter Ertuğrul'un katkılarıyla. Ve bunun içinde çeşitli makaleler var. Çok merak eden izleyicilerimiz Mülkiyeliler Birliği'nden herhalde edinebilirler. Yargılamalar mahkumiyetlerle dolu bir yaşam aslında. Mücadeleyle dolu bir yaşam sürdürdüğünüz. Bu süreçte Uluslararası Af Örgütü'nün ikinci başkanlığı, Nobel Barış Ödülü'nde aslında değil mi? Çok daha önceleri evet, konuşmalar. UNESCO'nun İnsan Hakları Ödülü, İnsan Hakları Eğitim Ödülleriyle dolu bir yaşam. Ve bunların tümünde talebiniz bağımsızlık ve özgürlük aslında. Yalnız mahkumiyet yok. Yok, evet, doğru. Mahkumiyet var. Çok şükür. Evet, sonuçta evet, yargılama var sadece. Yargılama var. Evet. Sonuçta da o davanın tümünden. Hayır, o bir aslında zaten, evet, böyle afa girdi. Tamamen son karar verilirken af çıktı. Biz af uygulanmasın diyelim ve ondan sonra da biz tam aklanmış olalım dedim. Askeri Yargıtay'ın dördüncü bozuşundan sonra oranın yüksek kuruluna gidiyordu. Oradan tamamen bozulmuş olacaktı. Af çıkardılar. Eğer af çıkmasaydı muazzam tazminat alacak. Ondan belki de çekildi. Peki bu süreçte hocam şöyle bir durum var. Şimdi yaşamınızı bu mücadeleye adamış bir insan olarak son dönemlerde ısrarla birileri isminizi başka yerlerde geçirme çabası içinde. Eski öğrencileriniz sizin ırkçılığa köreklediğinize ilişkin yazılar, makaleler yazmaktalar filan. Yazsınlar. Peki şimdi şu çok beni çok şaşırtıyor yön üzerine çalışan bir genç olarak. Yani Güneydoğu'da var olan şeyi Kürt sorunu diye tanımlayan ilk grupsunuz. Hiç çekinmeden, cesaretle. Şimdi size biri Kürt sorunu, Doğu meselesini anlatmaya kalkıyor. Süreç içinde siz mi değiştiniz yoksa başkaları mı? Biz ama o zaman Kürt sorunu adını vermemeyi tercih ettik. Tabii. Çünkü evet, bir insan hakları sorunudur. Ve Kürt sorunu dediğiniz andan itibaren sanki insanların bir şey öyle bir kategorisi varmış gibi. Evet. Başlık yanlıştı. Peki bu süreç içinde bugün var olan konumlamada acaba siz mi bir yön değiştirdiniz, siz mi taraf değiştirdiniz yoksa size eleştirilenlerin mi organikliğiyle ilgili bir sorun var acaba? Biz aynı rotada devam ediyoruz. Biz değiştirmeyiz yönümüzü. Herhalde Türkiye'de dalgalanmalar oluyor. İnsanlar değişiyorlar. Bazıları kaburgalı, bazısı omurgasız. Bir de ırkçılığı körüklediğinize dair sözler var değil mi? Buna da şey diyorsunuz, bana ırkçı diyenin canını okurum. Tabii yani hakikaten ırkçılık Türkiye'ye yakışmaz. Bizim toplum da özde ırkçı değildir. Ama zaman zaman ırkçılar çıktı bizim toplumun içinden. Çok kısa bir süre İkinci Dünya Savaşı içinde Almanlara biraz daha yakın olanlar o düşüncelerdi. Biraz sonrasında da öyle oldu.
Ama zannediyorum bizim halk ırkçı olamaz. Çünkü ırkçı olmaya kalktığı zaman birbirine girer. Çünkü çok karışık bir toplumuz biz. Köken bakımından çok değişik yerlerden, çok değişik halklardan geldik. Ve böylece bir bu ülkede bir ulus olmaya karar verildi. Ulus olduğunuz andan itibaren de artık ırk, mırk, mezhep falan filan bunlar karıştırılmaz. Karıştırılmaması gerekir. Şimdiki iktidarın büyük hatası da bu konuya böyle bir ters yönden yaklaşmak oldu. Şimdi de içinden çıkamıyorlar zaten. Bir garip dönem. Bir de şöyle bir durum var. Anayasaya giriş kitabınız, 1968'de yayınlanan kitabın ön sözünde diyorsunuz ki bilim şatoları yığınlardan ayıran hendekleri doldurmak için yapılır. Yine 1995'te Cumhuriyet Gazetesi'nde Türey Köse ile yaptığınız bir söyleşide çağdaş görüneceğim diye kendi halkıma ihanet edemem diyorsunuz. Ama bugün Hablemitoğlu'nun deyimiyle Cumhuriyet ciddi bir aydın ihanetiyle karşı karşıya. Sahi bu Cumhuriyet ya da bugün Türk aydın diye tanımlanan kişiler ne yerler, ne içerler? Onlar aydın değil ki. Evet. Aydın olsalar böyle konuşmazlar. Değil mi? Aydın olmanın bugün nasıl bir misyon yüklediğini düşünüyorsunuz? Bilmiyorum, ben sevmiyorum zaten sözcüğü. Pek de kullanmam. Aslında yani toplumun içinde daha aydınlanmış insanlar olmaları gerekir. Öyle bir dönem tarihte oldu. 18. yüzyıl Avrupa'sında. Onlara zaten aydın deniyordu. Ama o dönemin adı zaten aydınlıklar ya da ışıklar yüzyılıydı. O tarihte insanlık bütünüyle aydınlandı. Bir takım temellere inildi. O zamandan beri bunu iyi kavramış olanlar çağları iyi yaşıyorlar. O çağın da önüne gideceğiz, daha da hızlı olacağız diyenler bir de bakıyorsunuz çağın gerisine düşmüş oluyorlar. Bugün örneğin bu mezhepler, etnik kökenler falan kurcalanmaya başlanınca aslında yaşadığımız çağ gitgide orta çağa benziyor. Çünkü orta çağdır o, öyle mezheplerin böyle değişik kökenden insanların birbirlerini boğazladıkları, o konuda ayrımların, kavgaların sürdüğü çağ orta çağdır. Şimdiki çağın bunları çoktan aşmış olması gerekirdi. Aşıyoruz derken birdenbire çukura düşüldü. Yeni bir orta çağla karşı karşıya kalıyoruz. Peki orta çağdan aydınlanmaya ulaştıran ve toplumun önünde yer almaya çabalayan o toplum için çalışan ve düşünen kişilerin acaba Türkiye için bugün üzerlerine düşen yükümlülük nedir? Var. Yani bütün bunların yanlışlığını olanca vurguyla ortaya koymak gerekir. Aynı zamanda bu konuda yanılmamak, yani kendini şey göstermek, ilerici göstermek uğruna gerici olmamak gerekir. Asıl bundan sonra bu karanlığın içine girmemek gerekir ama giriliyor. İşaret fişi olmak hocam, lazım. Hocam biraz daha somuta inersek, somut sorunlara inersek. Şimdi Türkiye, Batı emperyal güçler tarafından hiçbir zaman serbest bırakılmış, tek başına bırakılmış bir ülke olmadı. Jeostratejik konumundan dolayı. Şimdi Batı dünyasında çok bilinen bir deyiş vardır. Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir derler. Dünya Bankası ve IMF politikalarının bastırmasıyla da özellikle bir örnek versek bile bu herhalde çok açık olacaktır. Ekonomik Kalkınma Ajansları yasasında Türkiye 25 bölgeye ayrılmıştır. Ayrıca Büyük Orta Doğu Projesi ortada. Sonra Büyük İsrail Projesi de var. Bu gelişmeleri tehlikeli bir şekilde görüyoruz. Peki açıkça sormak gerekirse Türkiye federasyona doğru mu ilerliyor? Öyle bir ilerleme adı, bunun adı ilerleme ise öyle bir ilerleme yapmak isteyenler ya da Türkiye'ye bunu yakıştırmak isteyenler bunu özlüyor olabilirler. Ama yani eşyanın tabiatına aykırı, çünkü federasyona gidildiği zaman insanları belirli bölgelerin insanları olarak bir kere toprak olarak bölmek gerekecek ve o bölmenin üzerindeki insanlar da o bölmenin insanları olacaklar. Türkiye bugünkü haliyle bile o kadar çok birbirine karıştı ki, bırakın başlangıçtaki karışıklığını, ama Cumhuriyet'ten sonra diyelim ki doğuda epeyce Kürtçe konuşan vatandaş varsa, şimdi de var ama başka yerlerde de var. Yani o vatandaşları, o bölgenin insanları olarak saymaya kalksanız o bölge dışında olanlar ne olacak? Bunları bir federatif yapıya oturtmak artık zor. Belki vaktiyle mümkündü ama artık bugünün Türkiye'sinde o sözcük dahi geçerli değil. Peki hocam, siz Dışişleri Bakanlığı da yaptınız.
Şimdi Amerika'da mesela Obama'yı örnek alalım. Obama ilk başkan olduğunda şöyle bir cümle kurmuştu. Ne olursa olsun, ne kadar değişim sloganları dağıtsa, devlet kurucu babalarına sadık kalacağım demişti. Bu da şu anlama geliyor. Yani Obama her ne kadar farklı bir kişi de olsa, farklı bir rüzgar yakalasa da Amerika'nın politikaları başkanlarına endeksli değildir ve her zaman her zaman aynıdır. Bunu böyle algılayabiliriz. AKP hükümetiyle birlikte bu anlamda dış politikada bir değişim, Türkiye'nin kuruluş felsefesine farklı bir anlayış getirildiğini düşünüyor musunuz? Farklı bir anlayış getirebilmek için kurucudan çok daha ileride, kurucudan çok daha çağdaş birisinin çıkması gerekiyor. O zaman yoldan mı sapıldı? Hayır, öyle bir kişi yok. Yani Atatürk'ün kendi kişiliğini aşan, evet, ve hatta onu eleştirip de öyle olmaz, böyle olmalıdır diyebilen insan var mı? Demeye kalktığı zaman komikleşiyor. Onu aşan çıkmadığı için yine aynı çizgi devam etmek zorunda. Bundan sapıldığı zaman zaten neler olduğu açıkça görülüyor. Şimdi hocam, önemli bir konu aslında, bamteli bir konu. Çünkü 17 Ağustos 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde köşenizde kesin çözüm başlıklı yazınızda müthiş bir aslında kavrama değindiniz, olguya değindiniz. Şöyle diyor başında, konu ciddidir, kimse kimseyi aldatmasın. Sonuçta Güneydoğu'yu halkıyla birlikte Türkiye'den koparıp Irak'ın kuzeyinden başlayarak kurulacak bağımsız bir Kürt devletine katmayı hedefleyen uzun vadeli bir tasarım var diyorsunuz. Var. Sonradan yazınızın devamında şöyle bir şey geliyor. Bu bilinen bir gerçek. Devamında şöyle diyorsunuz. Güneydoğu'da ise bölgesel özellik, resmi dil dışında öğretim gibi ulus devlet ilkesiyle çatışan isteklere karşı kesin kırmızı çizgiler çizmek ve düzen değiştirici planlı ekonomik sosyal kalkınmayı öne çıkarıp bu koşullara uymak istemeyenlerin Irak'taki Türkmen nüfusla değiştirilmesini önermek gerekecektir. Bunu dediniz, arkasından kıyamet koptu. Öğrencileriniz başta olmak üzere herkes size faşist Mümtaz Soysal değişti, Mümtaz Soysal değişti. Kesinlikle. Faşist damgasını yediniz. Peki gerçekten bu işin sonu mübadeleye mi varacak? Eğer doğru davranılmazsa oraya varabilir. Varabilir ama onu yapacak olan, bunu zorla yapacak olan bir Türkiye düşünülemez. Mübadele belki şu durumda ortaya çıkar. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri var. Demokratikleşme, şu bu vesaire, dolayısıyla Türkiye devleti bu temel ilkelerden uzaklaşamazdı. Demek ki uzunca bir süre bu temel ilkelere dayalı bir cumhuriyet yaşayacak. Şimdi Türkiye vatandaşları da bu cumhuriyetin ilkelerine uygun olarak yaşamak zorundalar. Zaten başka türlü olunca işte Anayasa Mahkemesi var, çeşitli hukuk yapıları var. Yaşam ister istemez bu ilkelere tekrar indirgeniyor. Şimdi böyle bir ülkede eğer siz bu defa diyelim ki ırk ayrımı yapılsın, bilmem ana dilde öğretim değil de başka dillerde yapılsın, hatta yalnız ana dil değil başka dillerde de yapılsın. Yani Türkiye'nin resmi dili Türkçe olmasın, okullarda başka dillerde insanlar yetiştirilsin falan gibi böyle yollara saparsanız bu cumhuriyetin ilkelerinden ayrılmış oluyorsunuz. Diyelim ki Kürtçe olsun diyorsunuz. Ama bir taraftan da güneyimizde bir Kürt devleti de kurulmuş oluyor. Yani o devlette tabii oranın resmi dili Kürtçe, Kürtçe eğitimi yapılıyor. İsteyenler bu cumhuriyetin ilkelerine uymuyorlarsa yanda başka bir cumhuriyet var. Oraya gidebilirler. Bu bir nüfus değişimi haline kendiliğinden zaten gelir. Gelmemesi için insanların burada kendilerinin ilkelerini değiştirmeleri, bu cumhuriyetin ilkelerine uymaları gerekecek. Uymuyorlarsa o tarafa gidebilirler. Bunu sonuçta bir zorlama, bir nüfus mübadelesine doğru gitmek gerekiyorsa onu yaratacak olan bu ilkelere uymayanlar olacak. Onlar uymadığı zaman insanları ne yapacaksınız? Zorla asıp kesmeyeceksiniz. Buyurun öbür tarafa gidin diyeceksiniz. Sonuçta hocam pek gitmek isteyeceklerini de sanmıyorum. Böyle bir zorlamada tabii ki olamaz. Çünkü geçenlerde bir gazetede kapatılan DTP'nin yetkililerinden birisiyle röportaj yapılmış. Şöyle diyor, bir 10-15 yıl önce
ayrılığı savunuyordum ben de diyor. İsim vermemişler zaten. Ayrılığı savunuyordum ama şimdi istemiyorum diyor. İki sebepten dolayı istemiyorum diyor. Bir kere diyor İstanbul'dan VG'den niye vazgeçeyim diyor. Tabii. İkincisi diyor, Türkiye diyor, sevsek de sevmesek de diyor, Türkiye'de oturmuş bir demokratik anlayış vardır diyor. Eğer bir Kürdistan kurulursa diyor Güneydoğu'da, bu faşist bir yönetim olacaktır diyor. Bence bu anlamda da... Burada tabii garip bir şimdi hocanın makalesinde evet. mübadele sözcüğü geçmiyor ama tabii bunu öyle algılama çabası içine girdi bazıları. Hayır, birileri bu çare olarak böyle kesin çözüm evet. mübadeledir demeye zorlanmış olurlar. Hatta Hitler'in evet. nihai çözümüyle eşleştirdiler. Yani onun için o başlık evet. başlık belki Hitler'i anlatıyor. Evet. Kesin çözüm ama Hitler'in kesin çözümü neydi? Gaz odaları. Yani sonuçta evet. eğer bizim düzenimize onun yeni düzen dediği düzene uymuyorsanız gaz odasına gidersiniz diyordu. Şimdi Türkiye'de aslında bir devlet var. O devletin anayasa düzeni var. Dolayısıyla vatandaşlar bu anayasa düzenine uygun yaşamak zorundalar. Varsa itirazları bunu hukuk yoluyla değiştirmek zorundalar. Yani hem Cumhuriyet'in kucağına oturacaksınız hem sakalını çekeceksiniz. Olmaz. O zaman Cumhuriyet diyecektir ki buyurun siz burada ya hapse gireceksiniz ya kavga dövüş çıkacak. Vuruşacaksınız. Bunun yerine gidin başka bunu istediğiniz bir durum varsa onu sağlayan bir cumhuriyet var güneyimizde. Oraya gidin diyecektir. Yani buradaki süreç aslında şu. Hocanın yazdıklarından istediklerini algılamaya çabalayanlar için hocanın 1971'de yazdığı bir makale var yine. Diyor ki siz gerçekten ülkenin kalkınması için ufacık bir kıpırtı yaratsanız buna kulağını tıkarlar. Ama kendi hoparlörlerinin gücüyle, kendi megafonlarının gücüyle değil mi? Kendi rahatsızlıklarını kolaylıkla dile getirirler. Siz bunu güzel huzursuzluk diye tanımlamışsınız 1971'de. Sanırım bugün var olan konum galiba bunların hoparlörlerinin gücüyle ilgili yine. Çünkü ben şöyle tanımlıyorum hocam. Şimdi Google diye bir şey var biliyorsunuz internette. İstediğiniz kelimeyi yazıyorsunuz o kelimeyle ilgili şey. Şimdi Mümtaz Soysal'ın makalesinde de algıda seçicilik istediği kavramı algılayıp gerisini yok sayma eğilim var. Çünkü biz biliyoruz ki Mümtaz Soysal'ın ve Türkiye'deki Kemalistlerin onun önderlik yaptığı kitlenin de Türkiye'deki Kürtlerin dillerinde konuşmalarına bu konuda kültürel gelişmelerine karşı bir fikri yok zaten. Öyle değil mi? Yani benim ders kitabımdaki başka sebeplerle onu bir propaganda kitabı diye askeri evet. yargı şeyde askeri yargıda mahkum etmeye kalktılar. Evet. Askeri Yargıtay bunda suç yoktur falan dedi. Ama o kitapta bile ben Türkiye'de yapılmış istatistiklere göre ki o tarihte en son yapılmış olan istatistik 1965 istatistiğiydi. Orada belli sayıda ana dili Kürtçe olan vatandaş var. Onlardan bugüne ya da o tarihe projeksiyon yaptığınız zaman yaklaşık şu kadar bir insan kitlesi ortaya çıkıyor ki ana dilleri Kürtçe. Hı hı. Ama siz bunların ana dilini yasaklayamazsınız. Yani o kitapta ana dil serbestliğini savunmuşumdur. Hı hı. Ama bu dilden başka bir yani Türkçenin resmi dilinden, Türkçeden başka bir dille öğretim yaptığınız zaman o insanlara iyilik etmiş olmuyorsunuz. Hı hı. Onların ana dilleri zaten var. O ana dillerini saklı tutacaksınız. Onlar o bakımdan serbest olacaklar. Ama bir ülkenin içinde tam vatandaş olması ve ondan sonra da o toplum içinde yükselmesi gerekiyorsa ve bekleniyorsa o insanların oradaki geçerli olan dili de öğrenmeleri gerekir. Dolayısıyla devlet her şeyden önce bir yandan Kürtçe serbestliğini muhafaza ederken aynı zamanda da Türkçe öğretimini yerine getirmek zorundadır. Siz hem Türkçeyi öğretmeyeceksiniz hem de ana dili yasaklayacaksınız. Olmaz. İkisini birden düşünmek lazım. Ana dil serbesttir insanlar arasında. Bunu yasaklamak yanlıştır. Ama aynı zamanda da devletin resmi dilini öğreten bir devlet yapısı kurmak gerekir. Bunlar ikisi de sağlanmadıkça Türkiye'de tartışmanın sonu gelmeyecektir. Yani benim o kitapta savunduğum şey devlet dili öğretim dili olmalıdır. Dolayısıyla Türkçe olmalıdır. Ama insanların ana dilleri de serbestçe konuşulabilen, yazılabilen bir dil olmalıdır. Peki şimdi sadece bu hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının sürdürülmesi için değil, aynı zamanda Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşların kendi bireysel tabii. gelecekleri için de gereklidir. Yani bunu o zamanki sıkı yönetim mahkemeleri dahi suç saymadılar.
Yani beni mahkum etmek isteyenler bu noktadan değil, başka noktadan. Marksizm propagandası yapıyor falan i̇şte diye. İşte bu da gerekçe gösterecek. Şey yapmak, evet, ama o kitapta... Delil yaratarak. O kitapta bu konu suç konusu sayılmadı. Evet. Peki, ama şöyle de bir durum var. O zaman Türkiye'de faşizme doğru yönelen biri var da, o galiba siz değilsiniz. Faşizme doğru yönelen, Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin bile uygulamadığı yasal düzenlemeleri bugün uygulamaya kalkanlar. Tabii. Yani Türkiye'de bir faşizme yöneliş var o zaman. Haklılar ama sanırım... Bugün de var. Bugün de var. Bugünkü faşizm biraz böyle asker zoruyla değil, kitle zoruyla ve o kitleyi temsil eden bir parti zoruyla, belki sivil diktatörlük gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ona doğru yönelebilir. Ama bunun da gerçekleşeceğini sanmıyorum ben. O bakımdan iyimserim. Peki, ben aslında aydının konumlanması ile ilgili düşündüğüm vakit bunu kırılma noktasının ne olduğunu düşünüyorsunuz hocam? Yani acaba bugünkü konumlanma, bugünkü cepheleşme, dün aslında sizin öğrencileriniz, sizin yanınızda yer alanların bugün cephe değiştirmesi ya da bunun için temel kırılma günü, zamanını nasıl değerlendiriyorsunuz? 12 Mart mıdır? 12 Eylül müdür? Sonrası mıdır? Daha çok dünyadaki rüzgarlar dolayısıyla kırılma geldi. Yani bizim kendi iç düzenimizde belli bir ölçüde kırılma oldu ama asıl büyük kırılma dünyadaki dengeler değişince, yani dünyada bir Sovyetler Birliği ile Batı blok arasında kurulmuş bir denge vardı. Hı hı. Sovyetler Birliği çökünce ya da dağılınca bu defa Batı dünyasının ideolojisi, ana fikirleri yalnız başına egemen olmaya kalktılar. Ve o zaman bu denge bozulunca insanlar de biraz kişisel çıkar düşüncesiyle daha rahat yaşayabilmek için, şimdi madem moda budur buna uyalım dediler. Yani ben orada bir oportunizm görüyorum.